Yepyeni YouTube videomuzda yine birlikteyiz. Bugün yanımda çok özel bir insan var. Yakışıklı mı yakışıklı, akıllı mı akıllı? Ayça ablasının göz bebeği. Neredeyse birinci yılımıza girmek üzereyiz ve eksi 35 kilodayız. Sizi bugün Alp'le tanıştıracağım. Eksi 35 kiloluk yolculuğumuzu paylaşacağız sizinle. Bize ilk geldiğinde karaciğer enzimleri neredeyse 500 lira vurmuştu. Şu anda hepsi tertemiz 25-30'larda. Hem metabolik iyileşmeyi sağladık, hem yaşam tarzını bir değiştirdik, hem neler yaptık sizlerle paylaşmak istiyoruz. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum ve karşınızda sevgili Alp. Hoş geldin Alp'cim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Seni gördüm, ben de çok iyi oldum. Yaklaşık 4 aydır birbirimizi görmüyorduk. Bir 5-6 ayda herhalde, yok toplam kaç ay oldu şimdi? Birinci yılımıza giriyoruz. Bir 4-5 ayda bir 35 kiloyu verdik. Yaklaşık 4 aydır da birbirimizi görmüyorduk. Bugün yine çakı gibi delikanlı şeklinde karşımızdasın. Neler hissediyorsun? Nasılsın? Çok iyiyim. Önceden yokuş çıkamıyordum. Şimdi yukarı daha rahat çıkabiliyorum. Nefes darlığı çekiyordum. Ve karaciğer enzimlerimin yüksek olmasından dolayı bir takım sorunlar doğurmuştu. Enzimler yaklaşık 9 kat artmıştı. Onları normal seviyeye getirdik Ayça ablanın sayesinde. Canım benim, bütün hayatı da değiştirdik. Şimdi bir başlayalım bakalım. Alp, nasıl karar verdin buraya gelmek için? Buraya gelmek için aslında şöyle karar verdim. İlk kiloma baktım, sonra diyabete doğru ilerlediğimi gördüm. Daha doğrusu ailemin sağlıkçı olmasından kaynaklı bunun sonunun siroza doğru ilerleyebileceğini ve bunun acil bir şekilde çözümlenmesi gerektiğini söylediler. Araştırmalar neticesinde Ayça ablayla buluştuk. Evet, bir geldi karaciğer yağlanması, ileri boyutta, gizli şeker, gencecik yakışıklı, mühendis. Ama işte bu hastalıklar yaşa başa bakmıyor, yaşam tarzına bakıyor aslında. Alp böyle hiç kendin yemek yapmıyordun, habire telefonun ucunda, değil mi? Yaşam tarzım genelde dışarıdan paket servislerle sürmekteydi. Gece 2'de olsun, 3'de olsun arayıp hemen söyleyip getirip yemeği yiyordum. Hiç acımıyordum yani kendime. Ne yediğime de bakmıyordum. Sürekli yiyordum. Şimdi neyi öğrendin? Eski Alp gitti. Yeni Alp neler yapıyor? Şimdi yerken, yemek yerken daha doğrusu sayarak beslenerek yiyorum. Tam mesela kahvaltıda 5 zeytin yiyorum. Tutup da 10 zeytin yemiyorum. Peyniri işte ölçüde yiyorum. Belli bir ölçüde. Tutup da kahvaltıda reçel yemiyorum. Reçel yerine yumurta yiyerek ya da başka şeyler yiyerek onları telafi ediyorum. İşte bu. Yani artık günlük yeme planını kendi kendine yapmayı ve yeme kontrolü yapmayı öğrendin. Şimdi bizim vücudumuz bir makine aslında. Biz bu makineye ne kadar yanlış yakıt koyarsak hastalıklar genç yaşlı demeden kendini göstermeye başlıyor. O ilk geldiğindeki metabolik değerlerine baktığımızda neredeyse böyle 50 yaşındaki bir insanın metabolik değerleri vardı. Ama sadece yaşam tarzını değiştirmek, yani o dışarıdan ısmarladığın yiyecekleri kesmek, tercihlerini daha sağlıklı yönde değiştirmeyi farkına varmak ve bunu öğrenmek. Bütün ne diyabet kaldı gençler, bu arada söyleyeyim size, karaciğer yağlanması hepsi bitti. Neredeyse 10-12 yaşında böyle bir delikanlı karaciğeri temize var. Temize çıkmış olduk aslında. Temize çıktı. Bak, temize çıktı. Doktor olarak bunu hemen buraya imzamızı koyuyoruz. Ve bununla birlikte hareket kabiliyetin çok arttı. Uykuların nasıl? Gece uykuların? Uykum çok rahat bir şekilde uyuyorum. Çevreden görenler ne diyor Alp? Böyle bir tepkiler alıyor çok musun? Değişmişsin diyorlar. Çok iyi kilo vermişsin diyorlar. Hatta Kadıköy bölgesinde oturduğum için yemek yerleri söylüyor. Alp neredesin? Epeydir 8 aydır yoksun. Göremiyoruz seni diyorlar. Halbuki evde oturup yemeği hazırlıyorum ve yiyorum. Ya. Sağlıklı besleniyorum.
Kesinlikle. Şimdi benim Sayarak Zayıfla Mutfakta diye bir kitabım var. Alp'e onu hediye edeceğim. Kendi de şimdi yemekler yapmaya başladı. Biraz boynuz kulağa geçsin. Ayça abladan daha sağlıklı yemekler yapacağını umut ediyorum. O yemeklerin de fotoğraflarını çekip bize gönderirsen biz de Instagram'ımızdan, YouTube'umuzdan dostlarımızla paylaşırız. Bütün evlerde bir yemek reformu yaparız. Peki paketli ve uzun ömürlü yiyeceklerle aran nasıldı? Şimdi nasıl? O yüzden bayağı iyi tüketiyordum, çikolata olsun, diğer çeşitli ürünler olsun. Şu an tüketmiyorum desem yalan olur ama az tüketiyorum demek daha doğru olur. Tüketirsen de bir sonraki öğünde ona göre tadını azaltıyorsun. Eskiden rastgele, duygularında, dürtülerinde yerken artık bir bilim adamı gibi, bir mühendis eşliğinde sayarak... Sayarak besleniyorum. Yani Ayça Hoca'nın dediği gibi 5333 sayarak zayıfla kitabımız, kalıcı zayıfla kitabımız. Her şekilde bütün bilgilerimizle biz yaptık, siz de yapabilirsiniz motivasyonlarımızla. Bugün Alp'le birlikte olduk. Kendisi genç, yakışıklı, delikanlı. -35 kiloyu da bir güzelce verdik. Hiç de geri almamayı başardık sevgili dostlarım. Yaşam tarzını değiştirmek işte bu hastalığın birinci noktası bu. İkincisi tabii neden kilo aldığının farkına varmak. Biz bazen yiyecekleri masumlaştırıyoruz. Ay bundan da bir şey olmaz ki. İşte bunu yiyeyim yarın yaparım gibi düşünceler. Sonra onlar birikiyor işte karaciğerde, pankreasta, vücutta. Tipik diyabet mesela daha zordur. Çıkıyor. Kesinlikle. Artık diyabet yani bir tek kilo vermekle, doğru beslenmekle ne bir insülin direncin kaldı, ne bir karaciğer yağlanman kaldı, ne kan yağı yüksekliğin kaldı, ne ürik asit yüksekliğin kaldı. Bütün metabolizma pırıl pırıl oldu. Tedavi buradan geçiyor. Giren yakıta hep birlikte dikkat edeceğiz sevgili dostlarımız. Yani şöyle demek lazım. Yüzlük gitmesi gereken arabaya 300'lük bir enerji yüklediğimiz zaman araba pert olur. O yüzden önceden belirleyerek önlem almak her zaman iyidir. İşte bu. Önceden önlem alacağız. Hastalık başımıza gelmeden ne yapacağız? Biz kontrolü ele alacağız ki o hastalıklar başımıza gelmesin. Gelirse de kolaylıkla hemen gitsin diyerek. O düşmez denen karaciğer enzimleri düştü. O iyileşmez denen insülin direnci kırıldı. Yürümez denen Alp neredeyse maraton koşucusu oldu. O getir ya telefonda sipariş verdiğin yerler unutuldu. Daha ne olsun Alp? Yani. Değil mi? Darı ser isteyen başına olsun diyelim. Önceden her yerden sipariş ediyorduk bütün yemek sipariş noktalarından. Ama şu anda öyle bir sipariş etmiyorum. Kendim yapıyorum. Kendim besleniyorum. Her gün yürüyüşümü yapıyorum. Önceden hiç yürüyüş yapmazdım. Şimdi yapıyorum. Ve hayatı sağlıklı yaşamaya devam ediyorum. Ve sizlere de tavsiye ediyoruz sevgili dostlarımız. Bugünkü videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Dışarıdan lütfen yemek sipariş etmeyelim. Herkes girsin mutfağına, yemeklerini kendi yapsın. En iyi yemek tencere yemek yemeği diyoruz. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. Artı Alp'in yaptığı yemek tariflerinin de fotoğraflarını zaman zaman Instagram'dan sizlerle paylaşacağız. Sözümüzü de buradan verelim. Yemek tariflerini yaptıkça sizlerle paylaşacağım. İşte bak sözü aldık, bekleyin bizi diyoruz o zaman. Hoşça kalın.